Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck'tayız. Euro Truck'ta Mersin'den Antalya'ya kadar bir yolculuk yapacağız. Şimdi yük almaya gidiyorum. Denizli'ye yük ama Antalya'ya kadar götüreceğim. Bu arada tabii ki müziğimiz de var. Alttan yavaş yavaş müzik oynarken biz de Nostaljik Scania'ya bineceğiz. 141'e V8 motor. V8 motor dediğinize bakmayın. Dediğime bakmayın. Abi tepelerde kalıyor ya. Kırmızı ışıkta geçek ya. O yüzden 2 tonluk bir yük seçtim. Yoksa tepelerde bırakıyor yani. 20-25 ton alırsanız. Fazla güvenip de buna bir yük atmayın. Abi müzik de gidiyor ya. Telifsiz müzik bulmaya çalıştım. Müziksiz olmuyor ya Euro Truck. Siz de bilirsiniz. De damar şarkı olacak böyle. Giderken yolda keseceğim milekleri. Kan fışkıracak cama. Çapır çapır atacak. Selamun aleyküm yeğen. Korna da şekil yalnız. Lan ETS2'de MP'de ban yedik ya. Yoksa multiplayer videosu çekmeyi düşünüyordum da. Hazır Skyna'nın bu modunu da bulmuşken gayet kaliteli bir mod. Biliyorsunuz benim sistemimde hakkında kısmında yazıyor. Bu sistemi bilene destekliyor yani. Bazı modlar bazı sistemler kaldırmıyor. Fakat bu mod gayet iyi. Linkini aşağıya veririm. Bu yol da efsane bir yol. Bilerek seçtim. Belki görmeyen olmuştur bu yolu. Mersin Antalya yolunu gayet güzel bir yol. Hop. Müzik de bitti baba. Bundan sonraki videolara müzikle devam edebilirim. Eğer müzikle devam etmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Böyle modlar çekeceğim. Türkiye haritasında deneyeceğim. Umarım müziğin sesi size geliyordur. Bayağı bir kıstım yani, rahatsız etmesin diye. Evet, yola başladık abi. Vay yavrum vay. Araba ne gidiyor la. Direksiyonuna hasta oldum ya. Ön panelinin böyle tahtamsı bir yapıda olmasına bayıldım. Baba siz çok yavaş gidiyorsunuz ya. Benim Skyna canavar gibi maşallah V8 motoruyla. Burada egzoz daktırdım. Sanayide. Şöyle geçek de fazla risk almıyor. Daim yürü ya. Bidon. Bidon mu taşıyor? Ne bok taşıyorsan. Boru taşıyor herhalde. Ha işte tepede Allah canını alıyor bu arabanın. Gidemiyor anasını satayım. Az şunun motorunu yüksek yapsalar 345 miydi? 375 beygir mi ne? Ulan müziğin inşallah sesi geliyordur lan. Ulan bayağı kısık geliyor ya. Neyse denemiş oluruz ya. Öğrenmiş oluruz. Arabanın sesi iyi. Çok güzel ya. Oğlum Allah canını aldı lan, iki tepe gördü. Ulan bir de yüksüzüz lan. Çok güzel bir yol, efsane. Sol tarafımızda deniz, sağ tarafımızda Toroslar. Kıyıdan kıyıdan ilerliyoruz abi. Baya uzun bir yol aslında bura. Antalya'ya kadar gidiyor. Burada bayağı bir dikkatli süreceksiniz. Fazla hız yapmaya gelmez bu yol vallahi. Ağır atar aşağı devrilirsiniz. Ulan buradan 20 ton alsaydım herhalde 5 de filan çıkardım. Yükümüz de ileride Mersin iline bağlı bir şirketten alacağız abi. Götüreceğiz ya. Denizli'ye kadar götürmesek de o Denizli yol ayrımına kadar götürmeyi düşünüyorum. Çünkü Denizli bayağı uzak. Aşağı inmeye başladık. Bu arabayı aldın mı? Nostaljik bu. 80, 90, 100. En fazla 100 ile gidersin. 100'den sonra araba mahvoluyor. Burada biri iyi bir fren yapmış. Bak girmiş lan. Adam girmiş anasını satayım bariyerlere. İşte bak dikkatli olacaksın abi. Hele kasan varsa buralardan zor dönersin. Şuna baksana virajlara. Efsane yapmışlar ya yolu.
yolu beğendim. Şu taraflarda da Kıbrıs var. Evet, yük alma yerine geldik. Ospet'ten alacakmışız. Ulan mazotumuz da az kalmış ya, yolda inşallah vardır. Biraz fazla yakıyor ya tabi, V8 motoru, bir de yılların tırı. Hop, tırın ağzına sıçtık yalnız. Müzik de alttan alttan ne hoş geliyor ya. Şuna baksana lan, teybe FM'e bak anasını satayım. Kaç yılından kalma. Arabada hiçbir şey yok, her şeyi elle yapılıyor, otomatik hiçbir şey yok. Bir tek vitesi otomatik, o da oyun yüzünden. Yoksa o yıllarda otomatik vitesi nereden buluyor? Ya şu şey, aslında onu çıkarsaydım, merdiven görüş açımı bozuyor ya. Yalnız jantlara dikkat bak, jantlar kırmızı yaptım. Çok güzel oldu beyazın üstüne kırmızı. Şöyle de ışığını açalım. Yukarıdaki gördüğünüz gibi led de yanıyor. Ses efsane ya. Adamlar yapmış çok güzel bir mod. Dediğim gibi aşağıya linkini atacağım. 2 ton yükümüzü aldık. Ne taşıyormuşuz abi? Hasat kasaları. Hasat kasaları ne lan? Şöyle sağa doğru bir dönüş yapacağız şöyle. Sorumuza bakalım, gelen var mı? Yok. Hadi bismillah. Yetmiş tabelası bayağı bir eğilmiş. Vay yavrum vay. Şöyle uzun yollara gideceksin anasını satayım. Şunun gibi eski tırla. Bas baba bas. Tünelden geçişi manyak olur bununla. Egzoz patır patır patlar. Dikkatli gideceğim arkadaşlar. Yavaş gideceğim. Bu yol bayağı bir tehlikeli. Araba çekmiyor. Allah canını aldı 2 tonla lan. Oğlum az daha mı düşeceğim vites? Ulan 6'ya kadar düştü lan. Oğlum sen yılların vabisisin la. Vites geçişleri falan maya güzel. Kesinlikle müziğin sesi duyulmuyor gibime geliyor ya. Ben şu sağa çekeyim bir, sesini açayım şu biraz müziğin. Müzikler efsane baba. İnşallah telif yemeyiz. Yemeyeceğiz gibime geliyor. Şöyle müziğin sesini hemen açayım sizlere. Çünkü kamyonun sesi bayağı yüksek ya. Niye artmıyor? Tamam baba. Dayılar da arabayı mı bozmuş, ne yapmış? Volvo'yu bozmuşlar baba. Böyle geçebilir miyiz kardeşim? Ulan biriniz de yol verin lan, o kadar vicdansız adamsınız. Bu durunca kalkmıyor ya. Lanet olsun. Böyle arada sırada güzel bulduğum modları paylaşmaya çalışacağım. Eskisi gibi, eskiden sessiz paylaşıyordum ama inceleyerek hem Türkiye haritasında bilmediğiniz yerleri de göstermek istiyorum. Ben çünkü Türkiye haritasının bayağı bir yerini gezdim. Tek tek dolaştım, inceledim. Vay yavrum, tepeden aşağı akıyor ya. Ulan frene bas, geberecek. Ulan direksiyonu çevirmesi bayağı zevkli ya. Aslında Eurotura, ulan sinyali de açık bırakmışız, sinyal göstergesi dahi yok. Dur, sağda gösteriyor herhalde. Evet, yanım sönüyormuş, pardon. Skyline çok su çattı, o kadar da kötü değil yani. Lan burada kırmızı ışık mı var? Retarder açayım. Bak retarder bile var arabada. Az daha geberiyorduk yalnız ha.
Şehrin içinde basmayacağım. Çoluk çocuk atlar önüne. Opelci de önüme kırdı şerefsiz. Ha, frene basacaksın. Ne oldu? Kamyoncular yürü görüyor musun la? Renault'u çekmiş, daim sahaya doğru girdi. Şu da mı Renault'cular? Bakayım. Yok, Iveco'ya benziyor bu araba. Selamünaleyküm dayı. Iveco'ymuş. Kola kamyonu. Bura neymiş la? Alışveriş merkezi mi? Airport. Bakayım. Büyük ihtimal alışveriş merkezi gibi geliyor çünkü havalimanı değil. Lan! Oğlum kim vurdu lan? Şöyle sollayayım babişler. V8 yani, yanlış anlamayın gençler. Beygirimiz düşük ama turbo attıracağım. Antalya'ya gideyim de. Daima bak la, yavaş yavaş iniyor. Freni patlayacak vallahi. İşte elimizden geldiği kadar böyle videolar çekmeye çalışıyoruz. Euro Truck işte ya. Ben başka oyundan zevk almıyorum. Euro Truck oynarken başka zevk yani. Ben bunu zaten Steam'de de gördüğünüz gibi, yani arkadaş olanlar görür. 600 saat oynamışlığım var. Euro Truck'a ilk çıktığı zamanlar aldım. Ta o zaman dolar kullanılıyordu Steam'de. O zaman aldım. Multiplayer çıktığında da ilk oynayanlardan birisiyim. Eskiden multiplayer bayağı bir değişikti ya. Kimin normal şey olduğunu, adı neydi, multiplayer oyuncusu olduğunu ya da bilgisayar oyuncusu olduğunu fark edemiyordun. Yani kamyonlar bu ayı araçları da geziyordu. Bayağı bir karışıktı o zamanlar. Ama o zamanlar bayağı az kişi vardı. Sunucuda donma da çok azdı. İlk zamanlarda donma fazla yoktu. Şimdi tabii kalabalıklaştığı için donmalar mevcut oluyor. Denizden de bayağı uzaklaşmışız lan. Vallahi iyi tepe çıkıyoruz ha. Hadi yavrum, hadi kızım. Hadi şurayı da atlat. Helal olsun lan. Yine de 28'de çıktık lan. Mazotu bitirmezsen sevinirik. Dant. Dant tepesinde anasını satayım. Bize kim ulaşacak? Bu ne lan? Of, yol bozuk. Yavaş yavaş. Şöyle sağdan geçeyim de. Ah burada şey. Ah, içine sıçtık arabanın. Vallahi sağdan geçeyim dedim ya. Burayı ne yapmış bu adamlar arkadaş ya? Karayollar hiç bakmamış mı ya? Adamlar kafasına göre kum koymuş oraya, yola ya. Vallahi lastiği patlattık herhalde lan. Şurada da aynası var anasını satayım, küçük. Onda da ne işe yarıyor onu da bilmiyorum. Radyoyu da açtık abi. Tankerci dayı. Abi hep tepe çıkıyoruz anasını satayım, bir inemedik la. İnşallah benzinlik konulmuştur buraya, yoksa kaldık. Yarım depodan az kaldı ya. İnşallah yeter, az boşta sürek arabayı. Retarderleneyim. Frenler şişmesin. Oo, pazar açmışlar. Bu ayrıntılar çok güzel bak. Yolun kenarına pazar. Kavuncu, karpuzcu. Abi kışın bizim bu yolda da var. Kışın kavun satıyorlar. O kavun kışın ne oluyor? Ya kışlık kavun var tabii ki, var da yazdan kalan kavunları da kışa satıyorlar. Vallahi alan alıyor yani. Şaşıyorum. Bayağı çok yani, yol boyunda sıralı sıralı şekilde. Samsun yolu, Kırıkkale Samsun arasındaki yolda, bilirsiniz, geçenler bilir. Satıyorlar ya. Yalnız biz bu videoyu herhalde 50 dakika yapacağız. Bu ne abi, 30'da gidiyor ya. 20 ile gidiyor nasıl? Güçsüz yapmışlar motorunu. Sadece o yani, yoksa içi dışı çok güzel yani görünümü. Biraz motoru güçsüz, o da olacak o adam. Motor freni açtık. Retarder burada bizi devirir çünkü. Motor freni de bir alta yaramıyor ki anasını satayım. Daha çok hız artıyor. Neyse biz burayı alırız ya. 60 lan. 55 güzel ha. Dur lan motor freni.
paganım artık bayağı bir düşürdük. Sanma ki. Çok güzel ya. Yollar efsane olmuş abi. Ya böyle bir yol vardır kesin de ben gitmedim o taraflara pek. Benzemiş mi siz de yorumlarda bildirirseniz sevinirim. Ya güzel oldu ya. Bir Türkiye haritası bir şey oldu, adı neydi? Yani bir eklenti gibi oldu bizim için. Ya bir de düşüncem var. Ta Fransa'dan çıkacağım abi. Fransa'nın en uç noktasından Türkiye'nin en uç noktası olan Iğdır'a kadar bir yolculuk yapacağım. 2 saat 3 saat olsun anasını. Güzel bir yolculuk yapacaksın gece gündüz. Kahvemi alırım. Webcam'li yapmayı düşünüyorum o videoyu da. Kamerayla çekerim olmazsa. Böyle 2 saat boyunca bir tır sürelim. Hem sohbet muhabbet. Canlı yayın yapmayı da düşünüyorum aslında. O canlı yayın da olabilir de. Şimdi canlı yayına internet var da bilgisayar yetmiyor. Bilgisayarda bir sıkıntı oluyor. Bilgisayarım sistemleri düşük olduğu için. Yani bilgisayar ayarlarsam öyle bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum en kısa zamanda. Her işi ayarladıktan sonra şöyle 2 saat boyunca konuşarak, kahvemizi yudumlayarak güzel bir Fransa'dan Türkiye'ye yük çekeceğiz. Ne viraj abi ya, virajlar da bir bitmedi lan. Şu yolu dümdüz yapın anasını satayım, daha iyi derim, tünel açın. Hop, telefon çaldı. Sessiz alalım, kusura bakmayın. Yani 40'la yolda gidiyoruz valla. Mersin'den çıkalı 4 saat oldu. Daha Antalya'nın yolu bile gözükmüyor. Ah Allah, canını alacak bu tepede. O yüzden müzik açtım. Biraz uzun video olacak. Sıkılmayın diye müziği de açtım ki abi. Araba vites yükselte düşüre düşüre kafayı yiyecek vallahi. Enerji dayı. Çıkamıyor yazık adam. Biraz sert sürmeye başlayayım. Yoksa varamayacağız abi kırkla. Çok güzel viraja giriyor ya. Vallahi araba çok güzel giriyor viraja. Eski arabalar her zaman iyi ya, klasik abi. Vites değiştir işi, şu var ya, egzoz sesi adamı hasta eder hasta. Şöyle bir tırım olsa da sürsem anasını satayım. İşten al baba. Al anasını satayım. Kır lan direksiyonu. Yavaşla, gebereceğiz. Ulan ne viraja giriyor la. Koçuma bak la. Ulan yavaş lan, gebereceğiz. Ulan nazar değecek, anasını satayım. Haritadan gördüğünüz gibi yola bak anasını satayım, zigzag. Tabi gamepad ile oynadığım için biraz daha kolay oluyor virajlara girmek. Çünkü klavye ile oynarken ayarlayamıyorum, biraz zor oluyor. Şurada yavaşlayak. Burası bayağı tehlikeli virajlar. Şuna baksana, dönmedi kırkla. Ama direksiyon olsa var ya, 10 numara. Direksiyonla ani hareketler yapabiliyorsun, ona izin veriyor. Ama gamepad'le yapamıyorsun. Abi dönülmüyor lan, çok keskin yapmışlar ha virajı. Buradan bir defa geçtim de bayağı uzun süre oldu, hatırlamıyorum bu yolu. Ama favori yollarımdan biri olacak ya.
İkinci de Kop Dağı yolu. Kop Dağı yolu da efsane güzel. Bolu Dağı da güzel oldu. Yani Türkiye haritasının geneli güzel ya. Benzerleri var da Türkiye haritasının, ama bu bir başka yani. Yine Türkiye haritasının da indirme linkini aşağıya atacağım. Yine indirebilirsiniz. 1.4.4 sürümü yani bu hataları falan düzelttiler. İlk çıktığından biraz farklı. İndirdiğin şeyi yine Eurotrain mod içerisine atacaksın. Hedefteki dosyayı değiştir diyeceksin ve o hatalı yerler düzelmiş olarak sana gelecek. Diyelim ve yola devam edelim abi. Viraj döne döne başımız döndü ya. Taşlar bayağı tehlikeli ha. Taşları kırın ya. Karayollarını arayın. Ulan Dorsey'i bir yere vurduk ya. İyi vurduk anasını. Genişten almak gerekiyordu abi. Elimiz yoruldu ya. Ne böyle dön dön dön. Daha ileride de dön dön var. Bu videonun başlığını buldum abi. Dön dön başımız döndü. İlk akşamı. Biraz ağır hızlanıyor ya bu arabanın eksi yönü, biraz ağır hızlanması. Şuna baksana. Çok vites değiştiriyor hızlanırken. Onun için biraz sıkıntı. Biraz da freni sert yapmışız ya. Burası ne diye geçiyor onu internetten araştırıp videonun açıklama kısmına yazarım. Bu dağ ne diye geçiyor, bu yol nasıl, nereden, nerelerden geçiyor. Onun hakkında aşağıya bilgi de yazmayı düşünüyorum. Çünkü merak ettim yani bura ne dağ ne geçidi. Altı çizdik abi, alt gitti. Anan abi ya, zaten nostaljik araba, bir şey olmaz. Eski yılların arabası. Bu ne yollar görmüştür, ne asfaltlar ezmiştir la. Çift şeritli yola geldik herhalde, bu yoldan kurtulduk gençler. Biraz ileride de büyük ihtimal Antalya var. Bu bayağı ilerideymiş. Yüzü vurduk abi. Vurur ya, 100-130 vurur bu araba da. Riskli araba, eski araba şimdi. Freni tutmaz, götü başı tutmaz, arkadan dağılır 130'u geçtim mi. Şöyle ışığımızı da yakak abi, görüyorsunuz. Işıklar yanınca da içerisi güzel oluyor. Tabi buna ışık mışık da ekleniyordu da ben eklemedim. Hem video çektiğimiz için. Şu manzaralar çok güzel mesela, sağdaki dağıyla. Çok güzel duruyor. Tabi benim dağ kalite de düşük yani, siz düşünün. Harita güzel yalnız. Solla baba, solla. Normalde sollama yasağı var da burada biz solluyoruz. Allah belanı versin seni. Nerelisin la sen? 48 Muğla mı la? İçine sıçtın arabanın. Ne güzel hızımı alıp geliyordum. Çekil gayrı la. Ha? Allah belanı versin senin. 2 saat yana geçmiyor ya şerefsiz. Tünele giriyoruz abi. 90 amınım. Araba o kadar bağırıyor, götünü yırtıyor, anca 90'a çıkmış. Ben de arada 130 basıyor diyor. Burada var ya, ne bağırır lan. Arkadakiler kulaklarına dokuyor bu gürültüyü duymamak için. Biz de solu kapattık ya, arkamdan kesin sövüyordur arabalar da, arkamda araba yok. Bakalım kaç yapacağız la. İnşallah önüme araba geçmezse bir deneme yapacağım, bakalım kaç yapacağım. Hızlı kaç. 2 ton da bir şey değil yani doğrusu olarak. Diğer arabalar 160-170'i vurur. Bunun dediğim gibi beygiri biraz düşük. Çekilin la. Sakın sola geçeyim demeyin, vallahi öldürürüm. 111 dedi. 100.
112'de de 120 diyecek mi abi? 120 diyene kadar herhalde mazotu bitirir. İdeal araba arkadaş, yavaş gitmek isteyenler için. Ben biraz hızlı kullanıyorum, böyle 60-70 ile gidemiyorum, biraz sıkılıyorum. Viraja güzel yürüyor ya. Sert virajlara güzel gidiyor. Hoşuma gitti bak. Limon bahçeleri, portakal. Her şey var buralarda. Antalya tarafına geldik. Deniz de ısınmaya başladı. Şimdi Ruslar denize inmiştir abi. Şöyle deniz kenarına çekeyim de. Deniz kenarına çek baba, çek. Orada ya da basarım anasını satayım. Arkada yatak var mı lan? Varmış. Tamam, siz onu anladınız, tam fazla uzatmaya gerek yok. Müzik eşliğinde yine devam edelim. Checker'la ben geçeceğim. 120 demedi lan. Mazot bitecek, daha 120 diyecek. Büyük ihtimal 117 sonu, Antalya'ya da yaklaşmışız. Arkadaşlar akşam da oluyor. Şöyle benzinliğe çekeyim. Bu yolu göstermek için zaten geldim. Antalya'yı gösterme amacım yok. Zaten Antalya'yı hiçbir şehri benzetmediler. Benzetemediler yani. Yani benzetmeleri de imkansız. Onun için şu benzinliğe çekeyim. Bu yolu da göstermiş olduk. Benzin almayacağım abi. Bu pahalı. Şuraya park edek. Müzik de tam bitiyormuş. Hop. Evet arkadaşlar. Bu videoda böyle geçti. Işıklarımızı da yaktık abi. Antalya'da şurada bir kuru fasulye yiyeyim ben. Bir dahaki videoda başka yerde olacağız tabii ki. Efsane Türk haritasını gezmeye, dolaşmaya devam edeceğiz. Neyse arkadaşlar. Haydi görüşürüz, izlediğiniz için teşekkürler.